sevgili izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. İlahi vahyi ondan alıp bütün insanlığa ileten, tebliğ eden, beyan eden sevgili peygamberimize de salat olsun, selam olsun. Ve ilahi vahyi yani kerim kitabımız Kur'an'ı yaşamaya gayret eden bütün mümin kardeşlerimize de sayılara gelmeyen selamlar olsun. Evet değerli kardeşlerim, böyle bir giriş yaptık Fatiha ile beraber. Bugün inşallah bunlar üzerinde duralım. Euzu billahi mineşşeytanirracim dedik. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve Fatiha'yı okuduk. Hayatımızda en çok okuduğumuz, en çok söylediğimiz sözler bunlar. Euzu besmele ve Fatiha. Şimdi mezar taşlarına da yazmaya başladılar. Oraya gelenler onu okusunlar diye. Keşke anlamını da yazsalar daha iyi olur esasında. Peki her zaman Euzu besmele çekiyoruz, Fatiha'yı okuyoruz da nasıl okuyoruz, nasıl anlıyoruz? Hakikaten anlıyor muyuz? Bunlar üzerinde bir miktar durmaya gayret edeceğiz bugünkü sohbetimize inşallah. Önce nereden başlayalım? Euzu. Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Taşlanmış ya da kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım, sığınıyorum. Başlayacağım söze, başlayacağım işe, amele Allah'a sığınarak onun yardımını temenni ederek başlıyorum. Böyle demiş oluyoruz. Bu Euzu ifadesi Yüce Allah'ın bizlere bir emri değerli kardeşlerim. Nahl suresinin 98. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bakın aynen var. Evet. Nahl suresi 98. ayet. Ne diyor? Kur'an okuyacağın zaman taşlanmış, kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bu bir emirdir işte. Evet. Yine başka bir ayette, Araf suresinin 200. ayetinde, Estağfirullah. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Orada da aynı ifade var. Eğer şeytan sana vesvese verirse, senin gönlüne şeytan üfürürse, senin zihnini bulandırmaya kalkarsa hemen Allah'a sığın. Onun vereceği her türlü vesveseden, kalbine atacağı her türlü bulanıklıktan ve zihnine getireceği her türlü gölgeden Allah'a sığın. Bu da ilahi emir Nahl suresinden değerli kardeşlerim. Evet, her an, her yerde şeytanın vesvesesi, desisesi vaki olabilir.
Bizim imtihanımızdır o. Evet. İnsanlık serüveni öyle başladı, devam edecek. İmtihan dünyası, ona rağmen, şeytana ve şeytanlaşmış olanlara rağmen biz Rabbimize yöneleceğiz, ondan yardım isteyeceğiz. Herkes için geçerli bu durum. Evet, istiaze deniyor. Euzubillahimineşşeytanirracim ifadesine. İstiaze, yani bir sığınma ifadesi. Bilinci uyandırmak için istiaze, yani euzu emredilmiştir. Çünkü değerli kardeşlerim, bilinçli olarak, şuurlu bir şekilde ilahi kelama, Kur'an'a, Allah'ın vahyine muhatap olmamız istenmektedir. Nasıl? Şuurlu olarak, bilinçli olarak. Sadece okuyup geçerek falan değil. Anlaya anlaya, sindire sindire. Tertil üzere okuyun diyor Rabbimiz Kur'an'ı. Ne demek o? İşte anlayarak, hazmederek, sindirerek okumanın adı. Çünkü insanın Kur'an'ı akıllı bir şekilde okuması, dinlemesi ve algılanması isteniyor. Yasin suresinde var. En çok okunan surelerdendir Yasin suresi. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mübin. Evet, ne diyor Rabbimiz orada? O bir hatırlatmadır. Evet, hatırlatmadır Kur'an. Ve apaçık, kerim bir Kur'an'dır. Kimler için hatırlatma? Onun da cevabını veriyor. لِيُنْذِوَ مَنْ كَانَ حَيِّنْ. Diri olan kimseleri uyarmak için. Ya diri olan kimseleri uyarmak için insanın kendine ne olduğunu hatırlatmak, yaratılışını hatırlatmak. Evet. Demek ki Yüce Rabbimiz Kur'an'ı bilinçli olarak, şuurlu olarak, zihnen, kalben, diri olarak okuyup anlamamızı ve onu bizzat hayatımızda yaşamamızı istiyor. Rabbimiz istiyor. Rabbimiz şuursuz, bilinçsiz insan istemiyor. Evet, ayağının bastığı yeri bilecek. Hani derler ya, yürürken ama insan gibi yürü. Kör insan gibi yürü. Çünkü o bir ayağını iyice basmadan diğer adımını atmaz. Bir ayeti kerime daha var. Ne diyor Rabbimiz orada? Ya eyyühellezine amenus tecibu lillahi velirrasuli izâ de'akum. Ey müminler, hitap bütün inanmış gönüllere. O Allah'a ve Resulüne sizi çağırdığı zaman davetine icabet edin. Evet, kim çağırır? Kur'an çağırır. Allah Resulü çağırır. Onun varisleri çağırır. Peki neye çağırdığı zaman ona icabet edeceğiz? Lima yuhyikum, canlanmanız için, dirilmeniz için, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman uyun. Canlanmak ve dirilmek. Neyle canlanacakmışız demek ki değerli kardeşlerim? Evet, en başta euzu, sonra besmele, sonra Kur'an, en başta da Fatiha elbette. Tabii ki Allah'ın çağrısı, peygamberinin daveti bir diriliş çağrısıdır. Euzubillahimineşşeytanirracim.
İşte bu dirilişin anahtarıdır bu. Biraz önce okumuş olduğumuz ayeti tekrar hatırlayalım. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an'ı okumaya başladığın zaman kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Bak, ilahi bir emir bu. Yani sadece söylemek yetmiyor ya, bizzat sığın diyor, sığın. Bir şeyi söyleyin diye emredilmiyor ya, yap diye emrediliyor. Ya Rabbi sana sığınmak istiyorum değil. Ya Rabbim sana sığınıyorum. Evet, sana sığınıyorum. Bizzat fiilin kendisi. Sevgili Peygamberimizin Kur'an'a başlarken, namaza başlarken her işinin başında daima söylediği bir cümleydi bu. Evet. Tabii sadece söylediği değil, bir kalp eylemiydi aynı zamanda. Bizzat oradaki manayı bedeninde yaşıyordu Resulullah Efendimiz. Sığınıyorum, Rabbim sana sığınıyorum. Şeytandan, şeytanlaşmışlardan vesaire. Evet. Besmele'ye, Euzü'ye daha doğrusu, istiaze'ye böylece kısaca bir değinmiş olduk. Biraz da besmele üzerinde duralım. Besmele, Kur'an-ı Kerim'de bizlere kendisine sadakatimizin ifadesi olan bir cümle öğretiliyor Kur'an'da. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah'a sadakatimizin ifadesi. Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti ile başlıyorum. Rahmaniyet ve rahimiyet. Elmalı merhum da Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye manalandırıyor. Zaten aşağı yukarı aynıdır. Besmele, değerli kardeşlerim, aynen kelime-i şehadet gibi, kelime-i tevhid gibi, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bunlar gibi aynen İslam'ın sembollerinden biridir besmele. Rabbimizin bize şah damarımızdan daha yakın olduğu hakikatinin ilanıdır. Allah'a dayanıp güvenmenin, Allah'a teslimiyetin, onun engin rahmeti ve merhametine sığınmanın adı besmeledir değerli kardeşler. Fatiha suresine geleceğiz inşallah. Ancak Fatiha, Kur'an binasının kapısı ise bu kapının anahtarı da besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim anahtarı ile o kapıyı açarız. Biraz anlam detaylarına bakalım besmelenin değerli kardeşlerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele hayatı Allah'a, yüreği Rabbine, dünyayı ukbaya bağlayan, geçici kalıcılığa bağlayan muazzam bir bağdır. Evet, denge bu. Dünya ve ahiret dengesi değerli kardeşlerim. Onun için sevgili Peygamberimiz bir işe başlarken besmele çeker ve bize de aynen öyle yapmamız gerektiğini ifade buyururdu. Neden? Çünkü besmele ile başladığınız bir iş Allah'a havale ettiğimiz bir iştir. Bir işe başlarken besmele çekmemizde biz şunu söylemiş oluyoruz aslında. Ben bu işi
Yüce Rabbimizin sayesinde yapmayı murad ediyorum. Onun yardımı olmazsa yapamam. Onun verdiği güç, onun verdiği akıl, onun ihsan ettiği nimet sayesinde bu işimi yapıyorum, yapmaya gayret ediyorum. Rabbimin bana güç vermesi olmasa, bana akıl vermese, akıl noksanı olsam, var değil mi öyle insanlar? İbreti alem için var onlar. Ve pek çok nimet bahşetmiş bedenimizde, bedenimiz dışında o nimetleri bahşetmiş. Onlar sayesinde biz hayır yapma gayreti içerisinde olabiliyoruz. Yoksa hayır yapan insan, hayır işleyen insan, hayır söyleyen insan, ben dedim, ben yaptım, ben söyledim vesaire bu şekilde hiçbir şekilde gururlanmasına gerek yok. Tamamen kendisine zarar verir. Çünkü hiçbir şey bizim değil. Biz de bizim değiliz değerli kardeşlerim. Rabbimizin vermiş olduklarıyla bu hayatı şöyle böyle sürdürüyoruz ama iyi sürdürme gayretinde olmalıyız dedik ya, sınav dünyası. Ve Rabbim bana rahmet etmemiş olsaydı ben bu işi yapamazdım demiş oluyoruz. Kullandığım el, ayak, göz, kulak, dil, zihin, eşya, para, mal, mülk, kullandığımız her şey hasılı. Eğer Yüce Allah bunları vermemiş olsaydı biz ne yapabilirdik ki? Ne yapabilirdik? İşte bundandır ki değerli kardeşlerim, besmele bir bakıma Allah'a teşekkürdür, şükür ifadesidir bir bakıma. Bir anlamıyla da duadır besmele. Evet, duadır. Ya Rabbi, senin yardımını niyaz ediyorum diye ifade edilebilecek bir duadır. Besmele çekerken, Euzu ile beraber besmele çekerken biz bunları esasında söylemiş oluyoruz. Bundan sonra inşallah bu düşüncelerle, bu şekilde anlamını hazmetmiş olarak bunları ifade edelim inşallah. Tabii burada bir parantez açıp, küçük bir parantez, bir hususu hatırlatmakta fayda var. Günaha besmele çekilmez değerli kardeşler. Neden çekilmez? Allah'ın razı olmadığı bir şeye, bir işe, bir eyleme, bir fiiliyata Allah'ın adıyla başlanmaz. Bu insana büyük zarar verir, Allah korusun. İmana da zarar verebilir diyor alimlerimiz. Değerli kardeşlerim, hayatı boyunca Euzu Besmele'yi ihmal etmemiş olan bir insan hesabını verebileceği bir hayat yaşamış demektir. Evet, besmeleyi ihmal etmemişse hesabını kolay verebileceği bir hayat yaşamış. Ama nasıl olacak bu? Biraz önce anlatmaya çalıştığımız şekilde onu özümseyerek, özümleyerek, hazmederek ve hayatımızda yaşayarak eğer o besmeleyi, o evuzuyu ifade ediyorsak, söylüyorsak o zaman işimiz kolaylaşacaktır inşallah. Euzu Besmele ile sığındığımız ve yardımını hep murad ettiğimiz Yüce Rabbimizin isimleri var değil mi? İsmi var Besmele'de. Bismillah diyoruz. Euzu Billah diyoruz. Allah'a sığınırım, sığınıyorum. Allah'ın adıyla Bismillah. O zaman Allah lafzı üzerinde, Allah lafzı üzerinde de bir miktar durmakta fayda var. Nasıl bir isim bu lafız? Özel bir isim. Hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de 2000'den fazla yerde Allah lafzı geçtiği tespit edilmiştir. Evet, 200'den fazla yerde. 2000'den fazla yerde hatta Allah lafzı geçtiği
daha orada Rab kelimesinin geçtikleri falan ayrı onlar. Allah ismi Allah'tan başkası için asla kullanılmaz. Allah lafzının çoğulu da yoktur. Yani haşa Allah'lar ifadesi kullanılamaz. Böyle bir şeyi kullanan varsa tamamen cehaletinden böyle bir şey söylüyordur. Yani onun tesniyesi, çoğulu vesairesi olmaz. Evet, bunlar üzerinde bir miktar duralım dedik. Sonra Rahman, Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı var ya, 99 ismi. 99'dan fazla esasında da, 99 biraz daha kolay akla kaldığı için, geldiği için, akılda kaldığı için öyle ifade edilmiş. Yüzün üzerinde Rabbimizin güzel isimleri, Esma-ül Hüsna'dan olan isimleri vardır. İşte burada mevzumuzla alakalı olarak Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ifadesi geçiyor. Rahman'ın ismiyle, evet, Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Cenab-ı Allah Rahman ismiyle yerlere ve göklere lütfeder. Rahman ismi herkesi kapsar. Daha önce de ifade ettik. Mümin, kafir, inanan, inanmayan, münafık, iyi, kötü, mükemmel, basit, bütün herkesi, her şeyi kapsayan bir ifadedir. Rahman. Yani dünyada herkese, her şeye pek çok nimeti bahşeden, bezleden, ihsan eden Allah demektir. Rahman. Canlıları değil, cansızları da kapsar Rahman sıfatı. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim derken Rahim ismi Allah'ın her şeyi rahmetle yaptığı anlamına gelir. Evet, yani öbür alemde elbette ki sınavı kazananlara Rabbimiz Rahim sıfatıyla tecelli edecek. Dünyada hiçbir ayrım yapmadan ayı, güneşi, suyu, havayı, toprağı herkesin emrine amada kıldı. Ama öbür tarafta bu kadar nimeti nasıl kullandın, ne yaptın, şükrünü eda ettin mi, etmedin mi? İşte bu soruların cevaplarına göre orada Rahim sıfatı tecelli edecek ve ödüller ve cezalar devreye girecek. Evet. Besmele, değerli kardeşlerim, sadece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ümmetine has bir ifade değil. Önceki bütün peygamberlerin ve ona inananların da kullandığı bir anahtardır. Eûzü Besmele. Neml suresinde beyan buyuruluyor. Hani Süleyman Aleyhisselam kıssası anlatılır uzunca. Orada bir melikeden, yani kraliçeden de bahsedilir. Saba melikesi, Belkıs diye ifade ediliyor. O Süleyman Aleyhisselam, o kraliçeye yazdığı mektupta, Kur'an-ı Kerim'de bu besmele ile başlıyor. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu Süleyman'dan ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye mektubuna böyle başlamış. Bir başka ayette Hud suresinde var. Bismillahi mecraha ve mursaha diye devam ediyor. Binin ona, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. İşte orada da Bismillah ifadesi var. Hazreti Nuh peygamber aleyhisselam ve ona inananlar tufan yolculuğuna besmeleyle başlıyorlar işte değerli kardeşler. Evet, tufan yolculuğuna.
gemiye binerken ve tüm inananlarını gemiye alırken gemi hareket etmeden, yani gemiyi bu cümle ile hareket ettiriyor. Bismillahi mecraha ve mursaha. İnne Rabbi le gafurur rahim. Evet, benim Rabbim gafurdur rahim. Buradan da anlıyoruz ki değerli kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca besmele bütün peygamberler tarafından ve onların inananları tarafından anahtar olarak kullanılmıştır. Zaten bütün peygamberler esasında İslam peygamberidir. Her zaman Cuma hutbesi sonunda okunan ayeti kerimede Bakara suresinden İnne dîne indallâhil İslam diye okuyoruz değil mi? Allah katında yegane din muhakkak ki dini mübini İslam'dır. O zamanki Allah aynı Allah, o zamanki ilahi vahiyler aynı özü taşıyor ve besmele mana itibariyle aynı ifadeyi içeriyor. Aynı şekilde ilahi emirler onlara da kısa ya da uzun şekilde vahyedilmiş oluyor. Evet, İslam'ın değişmeyen evrensel değerlerinden biri de işte değerli kardeşlerim, besmele'nin vermiş olduğu mesajdır, ilahi mesaj. Yani eğer biz Allah'ın yardımını istiyorsak, besmele ile onun yardımını ümit ederek ve dileyerek başlamak durumundayız. Dedik ki hem besmele aynı zamanda bir duadır. Besmele'nin mümin hayatındaki anlamını idrak edebilmek için Peygamberimizin hayatına çok iyi bakmak gerekir değerli kardeşlerim. Allahümme bismike ahya ve bismike emut. Resulullah'ın duası bu. Özellikle yatmaya hazırlanırken bunu okurmuştu. Allah'ım isminle yaşar, isminle can veririm, ölürüm. Uyku ölüm halidir bir nevi. Onu ifade ediyor zaten Peygamberimiz. Evet, uyku ölüm halidir. Bir nevi ölüm halidir. Uykudan uyanmak da bir dirilme anıdır. Yani dünyaya yeniden gözlerini açma durumu. Her güne Allah'ın adıyla başlamış ve Allah'ın adıyla gününü tamamlamıştır Resulullah Efendimiz. Bir başka ifadesinde Bismillahi tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Rabbim, senin isminle sana tevekkül ettim. Evet, senin biz neyle? Bismillahi, Allah'ın adıyla, senin adınla sana tevekkül ettim. Sana elimden gelen gayretleri gösterdikten sonra neticenin senin tarafından yardımla halledebilmem hususunda sana yöneldim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet, bunu da sık sık söyleriz değil mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün güç ve kuvvet sadece Allah'ındır, Allah'tandır. Evet, işte Peygamberimiz böyle diyerek evine besmele ile girmiş, böyle söyleyerek evinden besmele ile çıkmıştır. Euzü besmele ile elbette. Kaynağını sevgili Peygamberimiz Efendimizin o muhteşem örnekliğinden alan bizim kadim medeniyetimiz adeta besmele ile ilmek ilmek örülmüştür değerli kardeşlerim. Bu medeniyette gözler dünyaya besmeleler eşliğinde açılır. Öyle değil mi?
Anne babalar çocuklarına öncelikle ve özellikle Allah'ın adını öğretir. İbadetlerimiz besmele çekerek eda edilir. Kitaplar onunla açılır, onunla kapatılır. Eller duaya onunla kaldırılır. Hastalıklardan kurtulmak için bütün esbaba tevessül ettikten sonra, yani sebeplere yapıştıktan sonra, elimizden geleni doktoruydu, ilacıydı vesairesiydi, onlara tevessül ettikten sonra Rabbimizden şifa niyaz ederiz besmeleyle. Hayatın türlü dert ve sıkıntıları karşısında Allah'ın adıyla deyip ona sığınılır. Hasılı değerli kardeşlerim, besmele her hayrın, iyiliğin anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadisinde bu hususu şöyle ifade buyuruyor. Allah'ın adıyla başlanmayan her söz ve iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Evet, bereketsizdir, sonuçsuzdur. Allah'ın adıyla başlayacağız her işe. Zaten Peygamberimize gelen ilk vahiy besmeleyi emrederek başlıyordu, öyle değil mi? İlk vahiy nasıldı? İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte bu besmeleyi bir emirdir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Zaten öyle okunuyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum, okuyorum, işliyorum vesaire. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz böyle buyurarak Peygamberimize vahyeyledi. Bu ilahi emir aslında değerli kardeşlerim, bütün bir ömrümüzü Allah'ın adıyla yaşamamız gerektiğine dair önemli bir mesajdır. Besmele kelimesi başta da ifade ettik. Kelime-i şehadet gibi, kelime-i tevhid gibi İslam'ın şiarlarından, sembollerindendir. İşte değerli kardeşlerim, bu yüzden söz ve işlerimizin evvelinde Bismillahirrahmanirrahim. Hatta eûzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbimizden istikamet üzere olmayı ve istikamet üzere kalmayı niyaz ederiz. Şimdi bütün bunları söylerken şöyle de soruluyor. Bunu kendi dilimizle söylesek olur mu? Neden olmasın? Elbette olmaz. Yani dua ederken zaten kendi lisanımızla dua ediyoruz. Besmele, euzü ile beraber bir anlamda duadır zaten. Neden olmasın? Ama bu şablon unutulmaması lazım. Evet. Çünkü farklı farklı anlamlar verilebiliyor. Bilhassa Kur'an'ın ibadet dili olması hasebiyle onunla, orijinaliyle ibadet etmek son derece önemli. Mealler, tefsirler farklı farklı oluyor ama Kur'an bir tane. Yani aklımıza gelir hangi mealden okuyup da o mahalle ibadet edeyim şeklinde gelebilir. O zaman işler elbette ki karışır. Ama bunların anlamını düşünerek ibadetlerimizi o şekilde ifa etmeye gayret etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, her sözümüze, her işimize besmeleyle başlayalım inşallah. Her zaman. Resulullah Efendimiz'in o mübarek sözünü arz ettim ya, besmelesiz başlanmış olan iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Evet, bereket çok önemli.
bereketi sayıyla ölçmek falan mümkün olmaz. İki kere iki dört eder ama bereket bazen iki kere iki yüz de demektir. Herhalde anlaşılıyor inşallah. Dillerimizin bağını besmele ile açalım, çözelim. Gönüllerimizin pasını besmele ile silelim. Pırıl pırıl yapalım, cilalayalım, tertemiz edelim besmele ile. Euzu besmele ile. Zihinlerimizi kötülüklere karşı besmele ile koruyalım. Evet. Günahlara karşı bir kalkan, bir mağfiret limanı olsun. Rahman ve Rahim olanın adı. Ve değerli kardeşlerim, besmeleyi bereket vesilesi kılalım. Bütün kazançlarımıza, elde ettiklerimize. Kalplerimiz Allah'ın adıyla ülfet bulsun inşallah. Evet, Allah'ın adıyla ülfeti, muhabbeti onunla bulsun. Günlük hayatın sıkıntılarıyla bunalan yüreklerimize bir teselli, bir nefes olsun Rabbimizin adı. Yani artık dilimiz ona alıştı, aklımız, fikrimiz, kafamız başka yerlerde, sadece lisan onu kupkuru tekrar ediyor. Böyle olmasın değerli kardeşler. Böyle olmasın. Yürekten söylensin. Yürekten söylensin. Güzelliklerin, iyiliklerin tüm kapıları Bismillahirrahmanirrahim ile açılmalı. Hemen orada Allah lafzının, Rahman ve Rahim lafızlarının açılımı gözümüzün önüne gelmeli. Zihnen onları düşünmeli, lisanen söylemeli, bedenen yaşamalıyız. Evet, şerre kilit, hayra anahtar. Nedir o? Euzu besmele. Euzu besmele üzerinde değerli kardeşlerim daha fazla durmak mümkün. Bunlarla ilgili uzun uzun yazılar yazılmış, hatta kitaplar yazılmış. Biz onlardan böyle süzüp eleyerek bir nebze sizlere bunlar hakkında biraz malumat vermeye gayret ettik. Bunun da en çok faydası, evet gerçekten itiraf edelim, bana oluyor. Bunu can kulağıyla dinleyen kardeşlerimiz oluyor. Ben istifade ediyorum en çok. Evet, bu kısa girizgahtan sonra, pek de kısa olmadı ama, kısa girizgahtan sonra Fatiha suresine geçebiliriz diyorum. Fatiha. Zamanla yine besmele üzerinde, o üzerinde dururuz. Anlamlarını onların lafızlarıyla birlikte şöyle bir tekrar ederek Fatiha'ya bir giriş yapalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, taşlanmış olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla başlıyoruz. Evet, burada değerli kardeşlerim bir hususu daha belirtelim. Bismillahirrahmanirrahim ifadesi, şimdiki elimizdeki Kur'an'larda Fatiha suresinin birinci ayeti olarak da ifade ediliyor. Fatiha suresi biliyorsunuz 7 ayettir. 7 ayetin birincisi, Bismillahirrahmanirrahim. Elbette bunda bir ihtilaf var İslam bilginleri arasında. Yani Fatiha'nın aslından mı yoksa oraya teberrüken mi kondu, bütün surelerin başına konduğu gibi şeklinde bir takım
bu noktada ihtilaflar var. Bu ihtilafların Kur'an'a falan bir zararı da yok esasında. Zaten Besmele biraz önce arz ettim. Kur'an-ı Kerim'in başka surelerinin içinde bizzat beyan buyuruluyor. Fatiha suresinin başındaki Besmele ister Fatiha'nın bizzat birinci ayeti olsun, isterse oraya teberrüken, hürmeten konmuş olsun, değişen bir şey yok. İşte bunun içindir ki biz namazlarımızı kılarken bilhassa sabah, akşam ve yatsı namazlarının farzları sesli okunuyor ya, orada Besmele'yi imam içinden söyler, arkasından Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye devam eder. Ama bazı İslam ekollerinde onu da açık söyleyerek, o üç namazda, sabah, akşam, yatsı namazlarında açıktan okuyarak da kılan mümin kardeşlerimiz var. Bunlar birer ayrılık falan değil değerli kardeşlerim. Zaten yani sesli de okunsa, sessiz de okunsa okunmuş oluyor. Bu ihtilaflar esasında, bunun gibi pek çok böyle ihtilaflar var. Bunlar, bu ihtilaflar düşmanlık kaynağı falan değil. İslam'ın zenginliği olarak görmüş bunu bilim adamlarımız. Öyle bakmak lazım. Yani bu bir eksiklik, fazlalık falan da değil zaten. Evet, bunu da böylece açıklamış olduk kısaca. Fatiha, evet Fatiha. Açılış demektir. Açış ve açılış o anlamlara gelir. İkisini de kapsar. Açış ve açılış. İslam'ın özünü içerir Fatiha suresi değerli kardeşlerim. Özü ve özeti. Peygamberimizden öğrendiğimize göre Fatiha önceki peygamberlere vahyedilen kitaplarda manası ve mefhumu ile yer almıştır. Aynen Besmele gibi. Evet. Dedik ya zaten o peygamberlerde, İslam'ın peygamberleri, bunda hiç şekkimiz, şüphemiz yok. Bizim imanımızın temel esaslarından biri de bütün peygamberlere imandır. Rabbimiz bunu bize böyle emrediyor. Evet. Fatiha da biraz önce söylediğim gibi, aynen Besmele gibi bütün zamanları kapsayan, bütün peygamberleri ve ümmetlerini kapsayan İslam'ın değişmez değerlerini muhtevidir. Onları içerir. Sevgili peygamberimizin beyanına göre öyle diyor, Fatiha'sız namaz, namaz olmaz. Evet, Fatiha'sız namaz, namaz olmaz. Bunun için bütün namazların her rekatında Fatiha'yı okuruz mutlaka. Bu Peygamberimizin hadis-i şerifinde ifade edildiği gibi müminler hem namaz kılıyorlar, hem de namazlarında Fatiha'yı okuyorlardı. Peygamberimiz de, sahabe-i kiram da, ondan sonrakiler de, ondan sonrakiler de, bizler de aynen okuyoruz. Dedik ya birinci ayet, Bismillahirrahmanirrahim olarak kabul görmüş. Ekseri bilim adamları tarafından, çoğunluğu tarafından ve Fatiha'nın başına Kur'an tanzim edilirken, numaralandırılırken ayetler onu birinci ayet olarak oraya kaydetmişler. Onun üzerinde, Besmele üzerinde durduk. Bismillahirrahmanirrahim üzerinde bir hayli durmaya çalıştık. İkinci ayet değerli kardeşlerim. Elhamdü lillahi rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd. Hamd ne demekti? Övgü, övünme, övülme Allah'a mahsustur. Her şey onun çünkü. Her şey, herkes onun. Onun eseri. O ol derse olur. Kün feyekün diyor.
Evet. Fesübhanellezî biyehdihi melekûzü kulli şeyin ve ileyhi turcaûn. Onun devamında da bu Rabbel Alemin onu ifade buyuruyor. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve şöyle de demiş oluyoruz. Biz elhamdülillahi Rabbil Alemin derken alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Övgü olsun. Onu övüyorum. Onu yüceltmekle, onun adını yüceltmekle mükellefim. Onu söylüyorum. Hamd olsun diyoruz Allah'a. Evet. Bu ifade sadece hamd ifadesi. Elhamdü. Elif lam takısıyla hani belirlilik edatıdır o. Hamd kelimesinin başına el kelimesi, elif lam takısı getirince o belirli bir zata mahsus olduğunu, o hamdin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu vurgulayan bir belirlilik ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de 38 defa geçtiği tespit edilmiş elhamdü ifadesinin. Kur'an'ın hiçbir tarafında bu ifade başka anlamlara gelmez. Kur'an'da öyle kelimeler var ki 40 tane farklı anlamı olabiliyor. Çok kere örnek verdiğimiz gibi. Yani mesela bir darabe kelimesinin, darp kelimesinin, işte çoğuluyla ıdrıbu kelimesinin 40'a yakın anlamı tespit edilmiştir bizzat Kur'an'da kullanıldığı şekliyle. Bizde de öyle kelime vardır değil mi? Öyle kelimeler var. 100 kelimesi kaç tane anlamda kullanılır mesela. Ama bu hamd kelimesi Kur'an-ı Kerim'de biraz önce ifadeye çalıştığımız anlamın dışında başka hiçbir anlamda kullanılmamıştır. Başka manalara gelmez. Muhkem bir sözcüktür. İkinci bir manası yoktur. Hamd kelimesinin, elhamdü kelimesinin. Ve mükelleflik, mükemmellik atfı içerir. Mükemmellik. Yani ondan daha mükemmel olmayan yüce varlığa hamdimizi arz etmiş oluyoruz, teşekkürümüzü arz etmiş oluyoruz. Yani bir şeye, bir varlığa mükemmellik vermek, o da Rabbimizdir zaten. Övülen, övgülerin mükemmeli, sevgilerin mükemmeli, tüm senaların mükemmeli, tüm yüceltmelerin en mükemmeli kim içindir dense tek kelimeyle Allah içindir. Başka şey için kullanılmaz. Yani bu şu demek değerli kardeşlerim. Mükemmellik Allah'tan başkasına ait değildir. Sübhan diyoruz değil mi? Sübhan. Sübhaneke Allahümme. Sübhaneke Allahümme. Allah'ım sen en mükemmelsin. Hiçbir noksan sıfatın yok. Bütün sıfatların en mükemmelleri zaten sende. Onu demiş oluyor. Evet, seni tenzih ederim noksan sıfatlardan. Ve senin hiçbir eksiğin yok. Onu ifade etmiş oluyoruz. Onun için bu anlamda bir mükemmellik başka hiçbir varlıkta yoktur. Hiçbir varlıkta. Biz en mütekamil olma yolunda çalışırız. Yani o mesafede, o yolculuk da zaten mükemmel olan, kudreti sonsuz olan Yüce Rabbimize doğrudur. Son varılacak yerde zaten onun huzurudur. Neyi ne kadar güzellik
varsa tanıdığımız, bildiğimiz hepsini mükemmel bir biçimde Allah'a atfedebiliriz. Biraz önce söyledim, başındaki o elif lam takısı, el takısı bizzat o övgülerin, sevgilerin, yüceltmelerin, mükemmelliklerin ona ait olduğunu ifade etmek içindir. Evet değerli kardeşlerim, Fatiha suresine Allah nasip ederse devam edeceğiz inşallah. Zaten bitmeyeceği belliydi, bitmez. Yani Fatiha'nın belki de 40 tane 40 yorumu var. O yorumların üzerinde, hepsinden üzerinde ayrı ayrı duracak değiliz. Ama dilimizin döndüğünce biz onların özünü, bize lazım olan detaylarını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz, istifade edeceğiz, öğreneceğiz, yaşayacağız inşallah. Bir sohbetin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Besmelesiz, fatihasız bir hayat geçirmeyelim inşallah cümlemiz. Hayatımız Yüce Rabbimizin bize çizmiş olduğu yol haritası üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.